Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Ayet-i Kübra'dan 168 şualar. İkinci hakikat Rahmani hakikatıdır. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman. Kafir mümin fark etmeden herkese eşit. Rahim kendisine iman edenlere imanına mukabil ahirette muamele etmiş şey edecek ve iman ettiği şeyle dünyada besleyen Allah. Mesela biz Allah'a iman ettik. Dünyadaki karımız Allah nuruyla bizi besliyor ruhumuzu. Ahirete iman ettik. Olayları ahirette yorumluyoruz. Neyin doğru neyin yanlış. Yapma gitme hududumuzu ona tayin ediyoruz. Rahmaniyet ise herkeste eşit. Çok ilginç bir hakikattir. Rahmaniyet hakikati. Yani gözümüzle görüyoruz. Diyeceksiniz ki hep böyle okuyoruz ama. Ya öyle tuhaf şeyler geliyor ki. Vallahi size zikretsem. Eee yazılı sorular, görüntülü şey, e, sesli mesajlar aklın durur. Hani abi öyle ufak tefek değil ha. Hani öyle ufak tefek insanlar da değil. Mürekkep yalamış insanlar yani. Allah'a ne gerek var, var diyor. Bing bang patladı zaten diyor. Büyük patlama. Evrildik devrildik. Çevrildik. Dönüştük dönüştürdük. Kendi kendine oldu diyor. Tamam yani acayip bir şey ya. Şimdi onu, onu anlayacağım misal verdim de burada da aynı şey. Bir volkan var. Volkanı herkes biliyordur. Videoda görür. Ama Bing Bing'i herkes görmedi. Zaten teoridir. İlmi değildir daha. Darwin teorisi. Teori ba iddia demektir. İlmi değil Yani. Teoriye ilim diyor ya. Yani. Sanki ispatlanmış. Teori ya teori. Şimdi famak ben teoriden bahsetmeyeceğim. Realite de bahsedeyim. Volkan videosunu seyretmişsinizdir patlama. Değil mi böyle patladı? 200 bin santigrat derecede merkezde ateş var. Dünyanın. Lavlar çıkarken o kadar 200 bin santigrat derecedeki ısıdaki çıkan o madenler çıkarken yollarda ne elementleri görmüşse onları da erite erite dışarıya çıkıyor. İyi dinleyin şimdi o dağın tepesinden fışkıran lav, toz, duman parçalarla. Siz o dağın eteğinde bir adam gördünüz mü? O fışkıran tozlardan adam olan var mı? Bir insan olmuş. Oo ne haber arkadaşlar ya? Nasılsınız? Allah Allah. Kimsin lan sen? Ben mama tabakasından bir arkadaşınız. Aa bizim gibi anlıyorsun. Nefret ediyorsun, idrak ediyorsun. Yaptın Yanlışlıkla vicdan azabı çekiyorsun. He? Lavlardan bir adam olur. E, Binkmek bink böyle bir şey ya. Büyük patlamadan sonra merhametli, şefkatli, hayali, namus, hayır, ayıptır. İnanıyorum, inanmıyorum. Azap duyan, emelleri olan, arzuları olan, gayeleri olan insan olur mu o lavlarla? O alevlerle insan olur mu aşağıda? Bunu diyor biliyor musun? Biz ne olmuşuz? Big Bang büyük patlama ile evrildik, devrildik, çevrildik. Adam olduk. E tamam onlar sen daha teori. Sen onu e, gözünle gördüğün volkandan söylüyorum mu? Yediğin elma dalında, daldaki elmada, o elmada sen, sen, seni bilmek yok mu? Sana merhamet özelliğini taşımıyor mu? Seni tanıyan bilenin bir alameti değil mi? Seni birisi biliyor. Birinci sözde söylüyor. Bildiğini rahmetiyle bildiriyor. Yani oradaki elmadaki renk gözüne göre, kokusu burnuna göre, tadı diline göre, gıdası vücuduna göre, kimyası midene göre ve vitamini vücuduna göre olmasında nasıl efendim seni bilmeyen, tanımayan, görmeyen bir zata verebiliyoruz? Volkan patladı. Yani gözümüzle görüyoruz. Birisi var ki, var kim bilmiyoruz ama birisi var ki bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş. Binlerle hediye. Mesela senin evine misafir gelecek. Ta tabakla, tepsiyle, çay, kahve geliyor, meyve geliyor. Hoşuna gidecek şeyleri getiriyor. <laughs> Veya gittin yemeği sana ziyafet veriyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben doğulu kardeşlerimi evime davet etsem balık yapmam. Öyle mi? Olur da. E mantıklı olmaz. Ya çiğ köfte yapacağım. Ya namucu mu yapacağım? Ya da et yapacağım. Öyle mi abim? Evet. İç Anadolu insanların sulu yemek yapacağım. E şimdi beni de davet ettin. Öyle bir şey yok da belki olursa. <laughs> Ya balık ikram edeceksin tamam Ya lanan bir şey ikram edeceksin. Fethi böyle bir şey yapmıyor da. Belki olur yani. Bir tanesi soruyor. diyor. Abi diyor seni davet edeceğiz dedi. Abi de ikisi de var diyor. Çorlu'da bizim kardeş var ya. Evet. Evet. Mehmet. Abi ettim de var diyor. Alacağım diyor. Şimdi bak çarşıdayım. Seni davet ediyorum. Geliyorsun. Et mi alayım balık alayım. Kardeş niye soruyorsun? Biliyorsun dedi. Kimi davet ediyorsun o zaman bilmiyorsun. Yani niye söylüyorum bunu? Allah, Allah olduğunu nereden biliyoruz? Her şey bize isabet ettirmiş de ondan. Yani Allah demek. Allah 20 şey şu anların en sonunda anlatıyor şu Allah'tır Allah'tır. Seni halk etmiş, halk ettiğini senin emrine vermiş. Seni anlayacağım tarzda söylüyorum Allah. O benim kafamdakileri anlatmıyorum. Sana emrine vermiş. Hangi şey sen iktidarınla zorla kainatı emrine almışsın. Denizlere mi sen hükmetmişsin? Olan bana balık yapacaksınız lan. Toprağa mı hükmettin ki bana biber çıkarttın? Urfalı en büyük ikrami soktur. Elim. Bak burada çekirdeği ustası var. He? Yani bütün kainat bana isabet ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Gel bir bakalım. Şimdi bu kainat beni biliyor çünkü yapısı bu. Ya bu kainat şuurlu beni biliyor, ağaç tanıyor, merhamet ediyor, şefkat ediyor. Veya birisi bunu istihdam ediyor. Emrime veriyor. Ya nasıl evrilir çevrilir ya? Bu ma mamadan çıkan lavdan aşağıda balık olur mu ya? Denizin basit kumundan acı suyundan balık balık mı imal edilir ya. Elektrikli balıktan tut mürekkep balığına kadar zehrine kadar sistemine kadar. Şu bak. Bize zemin yüzünü rah rahmetin binlerle hedeleriyle doldurmuş. E geldin şey eve baktım ki tam sana göre vay be tam bir isabet ya. Bir ziyafetken yapmış. Var mı yok mu? E niye var peki ziyafet? Sen, sen, mi yaptırıyorsun bunu? Ya kötü mü olmuş? Bir tanesi vardı böyle. Bu Zeytinburnu'da dershanemizi yık yıkmadan, başımıza yıkan, yıkanlar yıkmadan önce binamızı zalimler yani. Zalim zalim, haram yiyen zalimler. Yıkmadan orada hemen bitişimizde bir tane derici vardı o zaman atölye. Aşağıda dikiyorlardı. Üste satıyorlardı. Orada atölyede akrabaydı o dikenler. Ateistim. Allah taksiratını affetsin. Dükkan sahibi de Hasan abiydi. Şaribül Leyli ve Gece gündüz içerdi. Ama Allah taksiratını affetsin. Allah onu affetsin yani. Çok severdi bizi. Ben de seviyorum yani. İnşallah Allah onun mükafatını verecektir, affedecektir. İnşallah. Dedi ki ben dedi bak yaşamıyorum. Adam değilim ama diyormuş. Sen yani bak burada bir hoca var. Onu da ikna edersen demiş. O da senin gibi olacağım demiş. Sen de ikna olursan dedi. Adam gibi de diş yapacaksın. Yoksa sen seni diş atacağım demiş. Tamam dedi. Ben bundan haberim yok. Bir araya geldik. Bak ateistlerin ana teması son geldikleri şu. Bu kainatı çepeçevre kaplayan hava gibi hava kaplamış ya oksijen gibi enerji kaplamış kainat. Ateistlerin ana fikrini söylüyoruz. Kainatı böyle evreni dünyayı hava gibi hava nasıl kaplamışsa kainatı çepeçevre enerji kaplamış. Bu enerji yapıyor her şeyi. Tamam. Hakikaten buna inanıyor musun? Tabii ya ben inanıyorum. Peki. Orada Tahta vardı. Derileri çizerdi. Bu enerji bu doğayı o mu yaptı dedim. O yaptı. Tamam. Peki. Meyveleri muzu boyamış. Elmayı boyamış. Cevizi boyamış vesaire. Bunu boyayan kör olmaması lazım değil mi dedim. Meyveleri boyayan. Çiçekleri yaprakları boyayan. Sen hiç böyle göz doktoru kör gördün. Oto boyada, oto kaportada amanın çalıştığını gördün mü körün? Yok. Ses yapmıyor bakın Allah Allah. Yani meyveleri boyayan kör değildir. Dolayısıyla bu enerji görüyordur. İki. Bu enerji bizi de yaptığına göre şuurumuzu, merhametimizi, şefkatimizi, hayamızı, aklımızı, idrakimizi, vicdan azabımızı, inanan, inanmama özelliğimizle veren de odur. Öyle mi? Öyledir. Peki o ağaçta elman, elmanın takılmasına gadlardır, merhametlidir. Merhametlidir. Hiç ses yapmıyor. E şimdi düşün bu enerji göz verdiğine göre görmesi lazım. Kulak verdiğine göre işitmesi lazım. Bana hayatı verdiğine göre canlı olması lazım. Bana şuuru verdiğine göre şuurlu olması lazım. Bu tüm mevcuda temrimi verdiğime göre merhametli olması lazım. Bu sıfatları bu enerjiye bir kebandan el elde edilen enerjiye benzeyen bu enerjiye göz verebiliyor musun? Yani bu eletik gözü vardır diyebilir misin? Bu enerji görüyor. Bu yani evet diyorsan biz işte tamam bunun adı e, eletiğin Arapçası kuvvettir, sıfatı kudrettir. Biz de zaten aynı şey söylüyoruz. Demek ki demek ki bize gözü veren kör olmaması lazım. Bunu böyle iddia etmek Müslüman olduğumuzdan değil ki. İnsan olduğumuzda bu garizim mantıktır, doğuştandır. Bana gözü veren kör olmayacak. Bana akıllı veren akılsız olmaması lazım. Son bir şeyim. Bana hayatı veren ölü olmaması lazım. Bana şuuru veren şuursuz olmaması lazım. Öyle volkan patladı. Alevleri fışkırdı. Vadide merhametli, hisli, şefkatli, hayali, edepli bir Hasan oldu. Da ne farkı var? Bing bang patladı, sonunda ben oldum. E, süreç doğru. Değil. Elma doğru. Ne oldu? Çekirdek patladı. Filiz yukarıya çıktı. Dal verdi. Meve bu süreç doğru. Ama onu o şekilde yöneten kimdir? Kendi kendine olamaz. Niye? Beni biliyor. Çünkü bana hitap ediyor. Yenişi dişime göre. Dişimi bilmesi lazım. Rengi gözüme göre. Gözümü bilmesi lazım. Vücudumu bilmesi lazım. Vitanım vücuduma göredir. Yani kendi kendine olan bir şey. Ne demektir biliyor musun Türkçesi? Kendi kendine. Yapılan da yapan aynı. Kendisi kendisini. Geçin kara tahtaya yazın bakalım. Kendi kendine. Ne demek? Ben beni yapmışım. Benden bana. Kendi kendine o demektir. Kendisi kendisini. Olmayan ben, beni yapmışım. Başka bir şey var mı? Bak, kendisi kendisini yapmış. Kendi kendine. İzli izli söyleme. Ecele de. Herkes anlasın. Kendi kendine. Çabuk deme. Kendisi kendisini yapmış. Olmayan ben, ben yapmışım. Olan ben yoktum ki yapayım. Hani de bir tane bazılar diyor. Allah bizi yaratmadan önce bizi niye bize niye sormadı diyor. ne soracaktı? Zaten yoktun ki. Kendi yani nereye soracak? Peki e şimdi varsın soruyor şimdi. Fıtrat lisanı ile soruyor. Geldin kötü mü oldu? He tamam. İnanıyorsan kötü olduğunu 15. kattan atlasana. Balıklama. Ne? Sahtekar. Yalan ya. Ha, nedir bir ziyafetgah yapmış. Burası bir ziyafetgah. Ondan sonra ne istiyorsun? Her şey var. Bir ziyafetkar yapmış ve rahmaniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içine içinde dizilmiş bir sofra etmiş. Sofra dizmiş. Hiç böyle evdeki adam, evdeki insanlar ya buna bak ya ne kadar tuzlu olmuş kendi kendine. Mı der? kör müydün ya sen nelerden beri yemek yapıyorsun bu kadar tuz katılır mı? Bir tuzunu bile adam fail arıyorsun. Hey kim yaptı bu yemeği ya? Bağırıyorsun tamam mı? E, mutfaktan ses geliyor. Kendi kendine. Anlamadım. Garip bir rüzgar mutfağın camını açtı. Tamam mı? Ondan sonra buzdolabında fasulye vardı. Böyle bir anafor yaptı. Kapıyı açtı, fasulyeleri çıkarttı, ileri geri yaptı, tak 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 fasulyeleri kırdı, uçurdu, kaçırdı. Yağları koydu tencere, sonra dolabı bir vurdu rüzgar, ondan sonra tuzluğu açtı, akması gerektiği kadar açtı, attı sonra kapağı kapattı koydu. Tuz kendi kendine yemeğe katıldı. O tencereyi kafana geçirirler yani. Ya. Aa şeyler diyormuş ki Avrupalılar, Türklerden en çok şaşırdığımız çok sıfatlarından bir tanesi şey de şudur. Lokontaya sofraya oturdukları zaman daha yemeğe bakmadan tuz katmalarıdır. Anka <laughs> teni, Şimdi tuzlu olan bir yemeği fail mi arıyorsun? Ama yemek. Hatta ne diyor evdeki? Ya bu kadar millete iltifat ediyorsun da bir eline sağlık mısın edip? İnan bana ya ben bu kadar da bilmiyordum ben. Yenimle kalın. Her yeme ayrı bir iltifat yapacağız. Maşallah ne kadar hoş oldu. Çorbayaydı o. Pilava demedik ki. yeni yeni öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Daha, Fetih, daha abi sen öyle. Öğren daha öğreneceksin. <laughs> Sonra anladım bu ona mahsus değil. Ona has değil. İnsan putur be kardeşim iltifat onaylanmak istiyor. Bunu kendine kendine olur mu? Onaylanmak istemek doğanın, maddenin fonksiyonu mudur? Yediğimiz pirinçten olur mu onaylanmak istemek? Yediğim ekmekten olmuşum. El insaf ya. Annenin karnını torba kabul et. Dokuz ayda annenin yedi bir tabak yoğurt. Bir tabak kuru fasulye, ekmek. Annenin karnı torba gibi. Annenin karnına giden miktarı bir tencereye at. Anne bir tabak yoğurt mu yedi? Bir tabak yoğurt da şu tencereye at. Büyük büyük kazanlar var ya fabrikanın yemek. Ne yedi bir tabak? Pilav. O buraya da koy. 9 ay sonra Hasan denen bir tane mahluk çıkıyor anneden. Acaba bu tencereye konularını karıştırarak karıştırsak onaylanmak, onaylanmak ve onaylayan elem alan, lezzet alan aynı şey. İnanan, inanmayan, merhamet olup olmayan, vicdanlı vicdansız diye bir mahluk olur mu tencerede? Anneni yediği gıdalar da aynısını koyduk. Peki annen, anne fail mi? Annenin karnında çocuk ben yapıldım. Anne kadın benim annem kadın. E ben erkeğim. Kadının vücudunda erkek olur mu? Erkeğin erkeğin suyundan kız olur mu? Zıttı zıttından çıkar. Hiç kafanı çalışıyorum. mu? Erkekten erkek olur her daim. Kadından kadın çıkar her daim iken değil. Yani onaylanmak istiyoruz. Ona dedim çorbanı koş. E dedi ya pilav. Ama oh, çok hoş ama bir şey demedi. dedim ya başta maşallah. Yo hepsini tek tek. Ha, i̇nsan. Sonra baktım ben de öyle. İnsanoğlu. Peki bu niçin söylüyorum? Bu onaylanmak isteği. Maddenin fonksiyonu mu? Madde fon Ne demek? Yediğimiz fasulyeden, kuru fasulyeden mi gelmiş? Ne yapmış? Bak. Ayrı ayrı lezzetli tamları içine dizilmiş bir sofra etmiş. Bahçe sofradır. Bugün bir video geldi aman yarabbi. Ne elma aman yarabbi. Meculdaydı değil mi? Gördüm abi. He Murat. Gördüm abi. Ne acayip değil mi? Kaç defa seyrettim aman ya Rabbi. Ne mucize Allah'ım. Kırmızı ağabeyi. Öf. Yani bu kadar mı harika yaratılma olur? Nasıl tasarlamış? Nasıl geometri? Yani o elmayı yapan matematikçi olması lazım. Öyle mi? Tartmamış abi. Şey dikmiş yani kazık. Kazık. Şimdi o elmayı yapan matematik olması gerekmiyor mu? Kimyacı olması gerekmiyor mu? Fizikçi olması gerekmiyor mu? O elmayı yapması için dünyaya hakim olması gerekmiyor mu? Dünya 23 derece 27 dakika ilk olması lazım. Güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönmesi lazım. Güneşten gelen ışınların yüzde 40 atmosfere girmesi lazım yükselenler. Atmosferde yüzde 26 oksijen yüzde 76 azot yüzde 21 oksijen olması lazım vesaire. Bu oranlar olması lazım kelime olsun ya. Sif Ayasofya e, camisinin önüne kumu, çimentoyu, demiri, çakılı dökmeyle mimar sinansız Ayasofya düşünebilir misin ya? Hmm. Ayasofya'nın içindeki o yazıları, ayet-i kürsüyü dizmek için düşünün bir kalabodurcu, İyi bir usta. Bir ayet-i kürsü, yazılması için en az 100 tane kale parçası var. Aşağıda yukarı değil mi? Camide de. Yani kale üzerine yazılmış. Ama kale budur değil. Parça parça. Kur'an okumayı bilmeyen Bismillahirrahmanirrahim'i bir kale da yazılsa büyük kale da en az 30-40 tane kale veya 30 tane kale lazım. 20 tane lazım. Büyük kale. Şimdi besmelenin yazılışını bilmeyen adam beyi başa koymaz ki mimi öne koyar. Nunu ortaya koyar. Bilmem ne yapar. Yani iyi bir kale olmak yetmiyor. Yazıyı da okumasın lazım. Okumayı bilecek ki besmeleyi dişsin. Öyle mi abi? Yani evet Ayasofya için demir lazım. Çimento lazım. Tuğla lazım ama en önemlisi de Mimar Sinan lazım. İyi kale budurcusun ama o Arabi yazıları dizmek için bilmen lazım ki. Hangi harf önüne konulması lazım? Bilmen lazım. Ne yapmış Allah? <laughs> bebek anasına zarar vermesin diye damak dişi vermiş. Bizim gibi öyle kazık dişleri verse bebek ana gitti ya. Bak. en basit ya. Büyüyoruz. Dişler bak ön tarafı kesiyor. Arka tarafı yutuyor. Yaşa göre veriyor. Ufakken damak veriyor. Gençlikken dozer paleti gibi dişler veriyor. İhtiyarlıkken öyle ağır mağar şeyler yemesin diye ihtiyarlık damağı veriyor. Biz de takıyoruz böyle çakma. Devam diyoruz. Vücudu tarumar ediyoruz. Oysa dişi alarak Allah ihtiyarlıkta diyor ki sulu şeyler ya artık o gençliktekileri yeme. Dişi alıp vermeyle ile sana, seninle konuşuyor. Onda da hikmet var. Ayrı ayrı lezzetli tamlar içine dizilmiş bir sofra etmiş. Getirmiş çorba yetirmiş yemek benimle. <laughs> ne. yemekten sonra çorba getirseler ya hanım yani çorba önce niye getirmedi? Ne fark eder? Nasıl mide aynı gitmiyor? Gitmiyor mu dese kızmaz mısın? Bak su lezzetli tamamları sofrana dizmiş ama sırayla geliyor. İlk bardan ilk önce ne geliyor? Dut mu geliyor? Kiraz geliyor. Değil mi? Erik geliyor, şu <laughs> geliyor. Sırayla. Ya değiştirsek, değiştirsek atmosfer değişmesi lazım. Eriğin önce gelmesi için o zaman o atmosferdeki nem oranını değiştirmen lazım. O zaman dünyanın eğikliğini değiştirmen lazım. Bir de kış meyvelerini yazın canımız istemiyor. Ya. Ne zaman geldiyse o zaman canımız istemiyor. Ya. Eğer ya yazın efendim portakal olsun desen o zaman dünyanın o portakal olan yerde yazında o nem olması lazım. Kış özelliği olması lazım. Acayip bir şey. Ben eskide düşünüyordum. Kar beyaz değil de kırmızı olsa ne olur dedim. Siz boşuna düşünmeyin. Ben çok düşündüm günlerce. <laughs> Çünkü temelden değiştirmen gerekiyor. Kırmızı değiştirmesi için. mesela Afrika'daki hayvanları Kutuba götürsen ya. olur ya? Zulüm olur yani. Vay maşallah. Yani. Evet. git Afrika'ya Sudan koy. Ona da zülüm olur. Biz evde de şey yapıyoruz. Çok sıcağı seviyor. Ben soğuğu seviyorum. <laughs> hani acayip bir şey ya. Fesubhanallah. Zemin bak ayrı ayrı lezzetli tamlar içine dizilmiş bir sofra dizmiş. Ve zemin içini rah, rahimiyet ve hakimiyetin binlerle kıymetler insanlarına cami bir masin yapmış. Yani rahimiyet şefkattır Yani elmayı sana veren nüfret ediyorum lan senden mı diyor. Seni çok seviyorum. Sana merhamet ediyorum. Şefkat ediyorum mu demektir. Hangisidir? O üzüm salkımına. Bir üzüm salkımı gör. Siz de görmüşsünüzdür. Mübalağa etmiyorum, tartmadım ama bilmiyorum. Kesinlikle yarım kilo gelir. Öyle var Ölüyor, değil mi? Altın Aldın mı? Fazla Fesubhanallah bir kilo. Ben bir salkım gördüm o kay. Gün geçen. Bir tane. Biz iki geçiriz dedim yarım kilo alacağız dedim. Ne ya geçti yarım kilo. Bir salkım. Ona tek tek. Ona hepsini sök dedim. Tefekkür ediyoruz yerken. Dedim yerime hepsini sök. Tak dedim aynı yerine. <laughs> Sana dedi bir su getireyim de başına gelsin. Nar daha zor aslında. Nar daha zor. En evet, zor. Mısır hele koçan. <laughs> bir kılıf bir kılıf daha bir kılıf. Yani bu kadar olur mu? Koku girmiyor, su girmiyor, hava girmiyor, duman girmiyor, mikrop girmiyor. Yani Mısır'ın koçandan boşalttı. Tak bakalım sen de aynısını. la akıllısın ötekisi. Ada, o, 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 ağaç ya odun ya odun. Odun, odun parçalarından seni rızıklandırıyor ya. Mısır'ın koçanın ağacını biliyorsunuz da Mısır'a böyle bir şey yani. Orada o taneleri dizecek bir hesap mı var? Matematik gerekmiyor mu Mısır'ın dizmek için? Hesap gerekmiyor mu ya? Kimyacılık gerekmiyor mu? Yani yemek yapmak için aşçılık okulu varmış ya. İki yıllık üniversite var. Avrupa'da zaten kaç sene demiri var. E yani gübreyi alacaksın, toprağı alacaksın, suyu alacaksın, mısır yapacaksın. Aynı topraktan, sudan nar yapacaksın. Aynısından üzüm yapacaksın. Aynı güneş, aynı toprak, aynı malzeme bir biber yapacaksın, kava yapacaksın, mısır yapacaksın, nar yapacaksın. Fark programda Programı kim çizmiş kardeşim? Evrildi, devrildi, çevrildi. Teori, ilim kabul edildi. Darwin teorisi. Bunlar teori ya. Big Bang teori ya. Teori, teori. Teori ilim değil ya. Bence bir şey. Şu cümleye çok hoşuma gidiyor. İman edenler İman etmeleri edebilecekleri kadar delil bulduklarından iman etmiş olmadıkları gibi iman etmeyenler iman edemeyecek kadar delil bulamadıklarından değil. İman edenler imana niyetleri olduğu gibi iman etmeyenler iman etmemeye niyetleri olduğundandır. Delille alakası yoktur. Niyet et bulursun. Niyet edersen ufak bir alamet delil olur. Niyetin yoksa delilin alamet olur. Niyetin bir Allah'a iman etmeye niyet edersen ufak bir mısırın dizilmesinde labaat var. Eczacılık, kimya, fizik, matematik ilimleri mutlaka gerekiyor. Sık bu misali duysan en azından hakikaten dersin. Ama niyetin yoksa ee, ne anlatıyor ya şuna bak ya. Bas öyle diyor. Ya bu koca bir Allah için böyle basit delil mi? Ha Allah'ın varlığı o kadar kesin ki böyle basit de misal onun delilidir. Koca Allah bu misal olur mu? Evet. O kadar vücudu kesin ki basit misal ona delil oluyor. Sen o kadar zor bir şeye yola çıktın ki inkarla. En kuvvetli zannettiğin şey de teoriden ileri geçmiyor. Delili yok yani inkarın. Allah niye var diye bana soruyorsun. Ben sana sorayım. Allah niye yok? En kolay yolu da o. Sen izah et. Ben Allah niye var? Kainat var olduğu için söylüyorum. Allah var. Çünkü varlıktan varlığa gidilir de. Allah niye yok? Varlıktan yokluğa gidemezsiniz. Gidilmez de. Ne yapmış? Bak ne yapmış biliyor musun? Rahimiyet ve hakimiyetlerle binlerce çeşit kıymetli insanlarla cami bir sofra yapmış. Yani başka ne yapmış biliyor musun? Bak rahimiyet, hakimiyet ne? Elma yapmış yetmiyor. İlim yapacak malzeme koymuş bizim. Biz elmayı sifiyemiyoruz. Onu araştırarak oradan ilim çıkartıyoruz. Öyle mi? Ağaca bakarak ilim çıkartıyoruz. Doğadaki fiziki olaylara bakarak fizik kütüphanemizi dolduruyoruz. Doğadaki kimyaya bakarak hadis kimya fenini elde ediyoruz. İnsanın vücuduna bakarak tıp ilmini elde ediyoruz. Şimdi ben sana soruyorum. Senin tıp ilmin insana bakılarak elde edilmiş. Fizik ilmin doğaya bakılarak elde edilmiş. Bizim kimya ilmimiz doğadaki kimyadan elde edilmiş. Öyle mi? Şimdi bu doğayı yapan kimyacıdır, fizikçidir, matematikçidir. E efendim biyolojicidir dersem yalın, yanlış mı olur? Kimdir bilmiyorum. Sen koy ismini. Bu doğayı yapan fizikçidir, kimyacıdır, biyolojidir, biyologtur. Çünkü sen kitabını bu doğadan yazıyorsun. Senin kitap, kitapların, kütüphanedeki kitapların kaynağı nereden alınmış hiç düşündün mü? Fotosentez olayının o e, malzeme, o bilginin kaynağı nedir? Yaprak değil midir? Oksijen değil midir? Tıp ilminin kaynağı insan değil midir? Senin tıp ilmin vücuda bağlı, yani insan bedenine bağlı. Kalkıp bu ilimle diyorsun ki insanı yapan tıbbı bilmiyor. Tıpçı olması lazım. A şıkkı insan yapan tıpçılıktan anlamıyordur. Hangi şık doğrudur? Bana gözü yapan görüyordur. A şıkkı kördür. B şıkkı. Hangisi doğrudur? Bana aklı veren akılsızdır, akıllıdır. Öyle bir merhametli ki bu zat, Zat-ı Zülcelal, kendisini inkar etme fırsatı vermiş sana. Beni inkar edebilirsin diyor. Ben olsam töbe töbe. Vallahi bu kainatı kuracağım. Sen ha benim istemin doğrultusunun dışına çıkacaksın. Vallahi kafanı koparır, ayaklarını koparırdım. Ama o Allah olduğu için inkar edene de rızkını vermiş, başına taş aldırmıyor. İman edene de. Çünkü o Allah'tır. E ben değilim de. Ben olsam kafana böyle sinek gibi ezerim ya. İnkar mı ettin? Lan? Zaten inkar, inkar etme, fıtratı koymam, dilin dönemez, aklın düşünemezsin. Böyle bir şey bile gelmez. S sığırların var mı böyle inkar edeni? Kafir, sığır, Müslüman, sığır. Ona fırsatı vermemiş. Ben bu ağaca çıkmam kiraza, niye? İmansız bu. Olur Ama benim bir arkadaşım var yemin. Nasıl abi böyle? Nasıl bir adam falan? Vallahi 90 kilo, tamam. Abi onu kastetme. Neyi kastettin? Ahlakı nasıl? İnancı nasıl? Hayata nasıl bakıyor? Demiyor muyuz? Ama iyi bir ahlakta 90 kilo, kötü bir ahlakta o da 90 kilo. Eğer maddenin fonksiyonu olsaydı, yediğimiz gıdalardan ahlakımız çıkmış olsaydı, her eşit ikiz, aynı yumurta çocuklar aynı şey yedirin aynı ahlak olmuyor. Maddenin fonksiyonu mudur? Şimdi? Ya bak bu muziği sonuna kadar çan, beşinci katta, altıncı katta duyuyoruz. O da insan. Ne kadar insana benziyor. Demek ki ne anlatmaya Hakimiyet var. Yani tek bir şey yaparken bütün hakim olması lazım ki olsun. Bir elma yapmak için ne gerekiyorsa bütün elmaları yapmak için de Adem o gerekiyor. Bir daha bir elma yapmak için ne gerekiyorsa bütün elmaları yapmak için de o gerekiyor. Bir insana ne lazımsa ne gerekiyorsa 8,5 milyar insan var dünyada. Ona da aynı şey gerekiyor. Hakimet yani Allah bir şey yaparken hepsiyle yapıyor. Yani hepsini emre. Mesela bir otu yapmak için güneş lazım. Dünyanın dönmesi lazım. Dünyanın kutuplardan baskın olması lazım. 23 derece 27 derece vesaire eğik olması lazım. Atmosferdeki nem olması lazım şu. Bir ot için ne gerekiyorsa bütün otlar için de aynı şey gerekiyor. Yani basit zannetme ya. Bu hakimiyet denilir. Bir şey yapabilmek için çünkü her şeyle bağlıdır. Her şeye hakim olanın işidir bu. Her şey hakim olmadan bir şey yapamazsınız. Gözü yapmak ilmi yetmiyor. Gözü yapabilmek için güneşi de bileceksiniz. Çünkü güneş ışınları altında bu çalışıyor ciğeri yapmak için yetmiyor. Havadaki oksijeni bilmeniz gerekiyor. Başka vücuttaki enerji oradan dağıtılıyor ısıyı. Mideyi yapmak yetmiyor. Elmayı da bilmen gerekiyor. Öyle mi değil mi? Ya. Bu hakimiyet demektir Fethi abi. Yani her şeye hakim olan bir şey yapabilir. Bir şeyin sahibi kimse her şeyin sahibi de odur. Hücre kiminse o ot da onundur. Bir ot kiminse bütün otlar da onundur. Salibe-i külliye, mucibe külliye. Bir şey kiminse her şey onundur. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Balık kiminse kim yapmışsa denizi de o yapmıştır. Bir hücreyi kim yapmışsa otu da o yapmıştır. Bir hücreyi kim yapmışsa insanı da o yapmıştır. Gözü kim yapmışsa elmaya boya atan da odur. Renk atan da odur. Aynı şahıs. Bu hakimiyet gösteriyor. Bir de e, hakim var. Ya ha, biraz önce ha a çektim. Yani bir şey yapabilmek için her şey hakim olması lazım. Bir de hakim i çeken, bir de hikmetli yapmış. Sif onları yemek için yapmamış. İlim yapmamızı istiyor. Onunla kendisini tanıttırıyor. Onunla insan anlamlanması gerekiyor. İnsan kendisini okuması lazım hikmetlerle yapmış. Ondan sonra hakimiyetin binlerle kıymetler insanlarını cami bir mahsin yapmış. O kadar hoş ki. Yani Allah'a inanmak o kadar zor. <laughs> Yeter ki niyet et. Her şey onu ifade ediyor. İnan bana ama inkar etmeyi niyet et. Hiçbir şey anlam vermiyor sana. Koca fabrikanın giriş şartıyla kapanması gibi. Fabrikalar var, cihazlar var. Hiçbir şey yaramıyor. Çünkü elektrik yok. Göremezsin. Yani elmayı boyayan kördür, görüyordur. Der ki ya ne alakası var? Ya ne alakası var diyor mesela. Gözü veren bana görüyordur, kördür. Ne alakası var der. Charles Darwin der ki bu kadar te teoriyi koymuş. Gözü bakın yazısına gözü diyor düşündükçe aklım çıkası geliyor kafamdan diyor. Yani evrimleştiği diyemiyor göz için tek organa diyor. Gözün evrimleşerek kör bir maddeden gören bir aletin olmasını evrime veremiyor. Çünkü görmek göz kamera gibidir. Kamera mıdır gören? Kamera resim çekiyor. Göz de resim çekiyor. Gören göz değil. Göz fotoğraf çekiyor. Beynin alanındadır görme olayı. Çekilen fotoğraf beyne aktarılıyor. Charles Darwin 1876'da öldü. 1935'te hücrenin içerisinde DNA ve RNA'lar bulunmuş. Charles Darwin dönemi bak 1876'da ölmüş. 1935'te hücrenin içerisindeki DNA ve RNA'lar programlar bulunmuş. Charles Darwin'in hücre tanımlaması şöyledir. Bir balon düşünün diyor. Balonun içine elma suyu koyun. Vişne suyu koyun. Maydanoz suyu koyun. Armut suyu koyun. Böyle bir torba olarak tanımlıyor hücreye. Farklı farklı maddelerin torbası. O zaman program bile yok. DNA ve RNA. Bu en büyük ateistler. DNA'yı buldukları zaman İngiliz ve Amerikan biyologları bir araya gelmiş. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman şey vardı. Bush'tan sonra Amerikan başkanı var ya, İslam'a yakındı bir adam. Clinton. Clinton, evet. Onun döneminde oldu. Dedi ki o da oradaydı. İki biyologlar DNA'yı buldukları zaman DNA iddia ediliyor ama ilmen ispat ettiler. Diyorlar ki sıfır tam sıfır yani binde 76 milimetre uzunluğunda DNA'da sıfır tam binde mili, 76 milimetre uzunluğundaki bir DNA zincirindeki tahmin ettiğimiz bilgi bankası normal bir kitap 76 metre yüksekliği kadar kitap bilgisi yüklendiğini tahmin ediyoruz diyor. Ve onlar şöyle dediler en son ilgimi çeken cümle o. Orayı söylemek için açtım bunu. Tanrı'nın yazısını çözdük. Girin görürsünüz YouTube'da. Tanrı'nın yazısını çözdük. Bak sıfıra yakın. Ne var ya? 0,076 milimetre Uzunluğunda bir DNA'da bu kitap var ya şualar bu kitap. Koy böyle üst üste. 76 metre yüksekliğinde kitap yığını kadar bilgi tahmin ediyoruz diyor. O kadar da diyemiyor. E bunu cahil birisi yıkla öyle mi? Okuma yazması olmayan. Harf kullanmıyor ha. Tanrı'nın yazısı niye? Harf kullanmadan yazı yazmak Tanrı'ya mahsus dediler onlar. Çünkü DNA'da harf yok ki. Biz koyuyoruz adenin, guanin, sitozin, tinin. Biz demişiz ya. Yani. yani o hepimiz okumuşuz. Biz yeni isim verdik. Elma demişiz. İngilizler başka şey diyor. Elmanın üzerine elma yazmıyor ki. Biz demişiz. Yani DNA'da harf yok. Şekil yok. Renk yok harf yok, şekil yok, renkle olmadan yazı yazmış. Bunlar hepsi hakim, hikmetler. Hikmetle iş yapıyor Allah. Hey gidi. Bir sofra etmiş. Zemin içine rahimiyet rahimiyeti. rahmeti de afif iki kelime diyeyim. Acımanın özelliğidir. Yani dala meyveyi takan, üzümü takan, kirazı takan, inciri takan sana gatlar değil. Nasıldı ve ma rabbuke bi Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Nerede biliyoruz? İncil veren zalim olmaması lazım. İlk incir veren çok kötü olur. Bizde nefret ediyor. Olmaz. Üzümü al, öyle bir eline bir tut salkımı. Vallahi bunu veren zalim değildir der. Ve ma rabbuke Vallahi bunu veren merhametlidir ya. Yani onun için abi jop olması lazım. Ya jop olması lazım. Harika. Bir ateşe dedim. Ya dedim bunu bunu e, yapan dedim. acaba bizde ne istiyor dedim. Dedi vallahi bir şey kazanamıyor dedi. <laughs> Üzüm, üzümü gösterdim. Bunu dedim yapan acaba bizde ne istiyor dedim. Vallahi dedi pek bir şey kazanamıyor dedi. Ekonomik sıkıntı var dedi. Dolar sorunu var. Kim için dedi tahmin edin? Çiftçi, Çiftçi için diyor. Çiftçi yapmış. Çantacı Necmi abi bizim dersinde ileride kalırken birisine denk gelmişti de, o anlattı bana bu sesi de. Gerçi bir yerlerde de anlatmış olabilir. Bana bizzat anlattı çok gülmüştüm. İzmir'e İzmir, e, İzmir e, Ege'ye doğru gidiyoruz dedi. Yolda arabayı çektik dedi kiraz. Hı. Harika kiraz adam reklam yapıyor böyle hakikaten. Hakikaten çok tatlı ve büyük. Ya ama bu nasıl dedi ya? Vallahi işte o çöyledir böyle çok lezzetlidir falan. Allah Allah. Niye lezzetlidir ya seninsiyle söylediğin? Ben dedi gübre değil hayvanı gübre koyuyorum dedi. Onun için çok lezzetlidir. Yani bize bok mu yediriyorsun dedi. Aynı <laughs> <I'm> böyle demişler. <laughs> <laughs> Bokla mı lezzet? Adam hiç böyle düşünmemiş. Bir dakika hakikaten ne diyor. O şeyler karpuzda. <laughs> Hayvanı gü gübre koydun derler. Evet. Hayvanı de. gübre koydun deyince Neyse. o da yani şimdi falan şeyi mi yediriyorsun bize demiş. Yok dedi adam bir anda. E o biraz önce dedin ya hayvanın şeyi koydum ondan ne oldu diyorsun. Bu tatlı bilmem boktan oldu diyorsun. O zaman bir bok yiyoruz dedi. Tövbe estağfurullah. Afınıza sığınırım. Bu tabiri niye kullandım? Bu kadar basit düşündükleri zaman böyle diyorum ben de. Falan şey yiyoruz o zaman. Ölem. Yok ya dedi falan, otur dedi anlatayım. Bu bir sebeptir. Bunu usta mimar Sinan ayasofe Ayasofya yapmak için kullandığı malzemedir. Ama o taşlara kendi kendini dizil eee kubbedeki gereken taş orada olsun, temelde olacak taş kendi kendine taşlar havadan uçuşarak binayı meydana getirebilir mi? O binadan daha harikadır insan ya. Çünkü canlıdır, ruhludur, hislidir, duyguları var, aklı var. Yani Ayasofya'nın taşları gibi bizim hücrelerimiz var. Hücreler kendi kendine oturur mu? Bu neyi gösteriyor? Rahimiyeti gösteriyor, merhameti gösteriyor. Binlerle kıymetli insanlarını cami bir mahzen yapmış. Zemini bitiyor birkaç cümleden sonra. Yani dünyayı ne yapmış önümüzdeki? Devri senevisinde bir ticaret gemisi hükmünde bir sene alemi gaybtan levazımatı isaniyi ve hayati yüz bin çeşitlerinden en güzellerin içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine gemi ve şimendifer gibi. Yani dünya sanki bir tire veya gemi. Niye? Bahara vuruyor limana. Hadi gemiye yükleyin, treni yükleyin. Sonra gitmesi gerekeni gidiyor, boşatıyor. Sanki dünya İlk bar, son bar, yaz, kış gibi. Böyle yaza yükleniyor. Hadi ve yükleyin. Alemi gaybtan yüklüyorlar dünyaya. Alemi şahadete gönderiyorlar hadi Portakalımızı gönderiyor. Ha buraya gönderiyor. E bu müziği açan dinlesinler demiyor mu? E bu rızıkları da veren. Yesinler diyor da. O zaman demesi için seni bilmesi lazım. Gemi gibi ya dünya. Yüklenmiş boşatıyor. Yüklemiş ya. Dallara takmış. Yani odun çubuklarıyla besliyor bizi. Sonra her baharı ise erzak ve elbisemizi taşıyan bir vakon hükmünde olarak bizleri gönderir. Her bahar erzakları ve elbiselerimizi. Her bahar. Mesela giydiğimize baksana. Felyan insan insan ilahtami. İnsan yediklerine bakmıyor mu? Bak. Giydiğimize bak. Nereden olmuş bu kumaşlar? Pamuk ya. Siz kırık kanı gördünüz mü? Bilmem Denizli'de. Ben Kırıkhan'da çok yaşadığım için. Sip siyah toprak oranı. Ben beyaz pamuk çıkıyor. Odun çubukları ya şu şahadet parmağım kadar kalın da değil ha. Yani pamuk bitkisinin sapı. O sap o kadar sert ki ateşi tutuşturmakta yarıyor. Çat diye kırılıyor. Eğemezsin ya. Onun üç, ütü sonunda ucunda patlama yapıyor Osman. Ben beyaz. Giydiğimiz elbise toprakla giyiyoruz ya. Elbiselere bakın. En iyi hayvanlar şey elbiseyi hayvanlar giyiyor. Biz de onu o hayvanları diyoruz Ver lan şu elbiseyi. Sığırın elbisesi Delimont. Koyunun elbisesi Yünü. Yünü. <laughs> Yazlık, kışlık, sonbaharlık var. Yani kedi elbise değiştirmiyor. Moda geçmiyor abi. Modası da geçmiyor. Aa bizim kediye bak ya modaya uymuş falan. <laughs> Fe subhanallah ya. Düğmesi yok, fermuarı yok abi. Düğmesi de yok, fermuarı yok. Ne garip değil mi? Ne kadar güzel ya. Bizi de yaratabilirdi bir kedi köpek gibi ya. Ya elbiselerimizi baharda gemiye yükle, yüklüyor gene dünyaya. Bizlere gönderiyor. Bizi gayet rahimane beslettirir. Yani ağaca takan, dünyaya bunları koyan, pamuğu topraktan çıkartan bizi besletiyor işte. Bizi besliyor. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüz binlerle binlerle iştialar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar ister vermiş. Bu son cümlemdi. Bunu izah edeceğim kesiyorum. Elma yaptı. Yetmiyor. Ona ihtiyaç duyacak vücudumuz yaratacak. Ona iştihamız olacak. İhtiyacımız olacak. Ona arzumuz olacak. Elma yaptı. İhtiyaç yok. Olmadı ki. Demek ki o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüz binlerle cihaz, maddi ve manevi cihaz verecek. Gökhan. Ne verecek başka? İhtiya verecek. Ona arzu verecek. Mesela incir arzusu olacak ki incir yesin. İştah olacak. Hastaya ne koyarsan koy, yemiyor. Ya bir iştah alacak da, istia belki de yemekten daha büyük nimet biliyor musunuz? Acet bir şey, i̇ştaha koymuş, ihtiyaç koymuş, duygu koymuş, hisler koymuş. Yani ondan istifade et, zevk al, keyif al diye. Hatta dedim benim yani dedim ki fazla yememenin bir yolu da veya fazla çay içmemenin yolu da hemen dedim iki güm güm büdüm düm, düm dişlerle güm 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 çiğnip gönderme. O zaman beni diyor ki hiçbir şey anlamadım bir daha getir ver. O zaman çiğnerken yavaş çiğne ve ağzında çok tut. Dilin uyarsın beyni. O bir dakikada aşağı gideceğine üç dakikada ağzına tutarsan inceli beyin diyor ki beş tane yedi. Çünkü tuttun ya. Devamlı ikaz gidiyor. Yani tamam. Nasıl bir şey ya? Durmuyor o mide patlayacak adam. 120 kilo olmuş hala yiyor ya. Nasıl bir iştah vermiş? Nasıl arzu vermiş? Adama diyorum ki hayatta en lezzetli şey nedir? Ya gezmektir ya paradır, kariyerdir. Ne bileyim. Ben hayatta en büyük lezzetim diyor yemek yemek diyor. Tamam kötü bir şey değil ama bak şimdi. Bak yaratmak yetmiyor. Üzümü yaratması, kirazı yaratması, inciri yaratması yetmiyor. Ne verme? İhtiya vermesi lazım ona. İhtiyaç ise olması lazım. Duygu vermesi lazım. Onu göz bir duygudur. Onu görecek ayrı bir lezzet değil mi? Ama lan lan gösterme ya midem bulandı yani ne biçim şey ya. Sonra hissiyat verecek. Alaka duyacaksın. O zaman tamamlanıyor niyetin varsa el arif'u tek bu işare arife tek işaret ediyor. İman etmeye niyetin varsa kainat delillerle dolu. İman etmeye niyetin yoksa bir sürü komple teorisi ve teori yani ilim değil insanların iddiaları sana da yeter. Hiçbir iddia realiteye bakmıyor, kendi anlayışına bakıyor. İspat ise olaya bakıyor. Ben mesela kainatı yaratan sana e, Allah'tır seni merhamet ediyor demedim. Dedim ki dersin başından beri kirazı oraya takan, üzümü oraya takan seni biliyor. Nereden biliyoruz? Rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre. E, büyüklüğü mandalina ise dilimlemiş, suludur. Elma gibi bir şey ise sekba, sert yapmış, ekpare, Kesil, kesmesi dişine göre, tadı diline göre, gıdası vücuduna göre. Demek ki o meyveyi oraya takan seni biliyor. Niye? Ona iştah vermiş. ihtiyaç vermiş. Duygu vermiş dört tane. İştiyah, ihtiyaç, duygu, his vermiş. Demek ki onu oraya takan seni de o yapandır. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha